caydırıcı yasalar uygulanmadıkça, erkek akıl, erkek yargı, erkek devlet anlayışı değişmedikçe, kadınları güçlendirici önlemler alınmadıkça şiddet önlenmeyecek. Son dönemde artan kadın cinayetlerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamalarıyla tepki gösterildi. Son günlerde maalesef kadına yönelik şiddetle ilgili inanılmaz bir artış yaşıyoruz. Biz her meydanda yaptığımız açıklamadan sonra düzelmesini, iyileşmesini, iyi yöne gitmesini beklerken maalesef iş ve rakamlar daha da kötüye gidiyor. CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, Merkez İlçe Başkanlığı toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasında koronavirüs sürecinde kadına yönelik şiddet başvurularının artarak vahim bir noktaya geldiğini belirtti. Nisan ayında 20, Mayıs ayında ise 21 kadının katledildiğini belirten Gegeoğlu, caydırıcı yasalar uygulanmadıkça, erkek akıl, erkek yargı, erkek devlet anlayışı değişmedikçe, kadınları güçlendirici önlemler alınmadıkça şiddet önlenemeyecek dedi. Yeni infaz yasasının yarattığı tahliyeler ise şiddeti arttıran önemli bir unsura dönüştü. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun açıkladığı verilere göre Mayıs ayında 20 bin kadın kardeşimiz, Nisan ayında ise 20 kadın kardeşimiz erkekler tarafından katledildi. Daha birkaç gün önce Konya'da Nargül Yıldız, Muğla'da Zeynep Şampınar, Manisa'da Gülnur Kocabaş, Rize'de Rukiye Cerman ve Diyarbakır'da Nurcan Polat ve niceleri erkekler tarafından katledildi. Caydırıcı yasalar uygulanmadıkça, erkek akıl, erkek yargı, erkek devlet anlayışı değişmedikçe, kadınları güçlendirici önlemler alınmadıkça şiddet önlenmeyecek. Katillere hak ettikleri cezaları vermeden toplum içinde bırakılanlar da bu suça ortaktır. Biz şiddeti öven tüm yaklaşımları teşhir edeceğiz. Katillerin hak ettiği cezayı alması için bütün davaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Nafakayı kaldırmak için yasa hazırlıkları yapanlar, 6284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler, İstanbul Sözleşmesi'nden devletin imzasını çekmesi için uğraşılanlar, katledilen kız kardeşlerimizin cinayetlerinin sorumlusudur. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yaşam hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Nafaka ile ilgili değişiklik yapmanıza izin vermeyeceğiz. 6284 sayılı yasaya dokunamayacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açmanıza izin vermeyeceğiz.